Sizin 3 oğlunuz vardı değil mi Halit Bey? Nüfusa bakarsak öyle. Benim soyadımı taşıyan 3 oğlum var. Ama mesele bununla bitmiyor. Nasıl yani? Yani her nüfusuma giren, her soyadımı taşıyan çocuk evladım olmuyor. Bu iş kan bağıyla bitmiyor. Mesela Gülali artık benim evladım değil. Neyi paylaşamıyorsunuz ki bu kadar? Bu dünyada paylaşılamayacak olan tek şeyi. Neyse uzun hikaye. Ben artık müsaadenizi rica edeyim. Ne oldu Esma kadın? Bir misafirimiz var Halit Bey. Rahatsız etmeyelim dedim ama çok ısrar etti. Allah Allah. Ne iş var bu saatte? Misafiri var demedin mi Esma kadın? Ben zaten kalkıyorum Halit Bey lütfen. Ellerinize sağlık. Yemekler çok lezzetli olmuştu. Afiyet olsun Zümrüt Hanım. Sen miydin Eleni? Zümrüt Hanım'ı yolcu edeyim, geleceğim. Buyurun. Cemal! Zümrüt Hanım'ı evine bırak. Bana da buyurun. Bu akşam hiç doğrusu iş konuşamadık. Selahattin Bey yoktu tabii. Bir dahaki sefere şu yahane işini etraflıca görüşelim. Görüşelim. İyi akşamlar. Gece vakti elime geldiğine göre bana çok önemli şeyler söyleyeceksin değil mi? Konuş. Ben verdiğim sözü tuttum o. İstediğini yerine getirdim. Gülali ile Gülayat ayrıldı. Marika'nın evine döndü Gülayat. Halit ağam artık sen de verdiğin sözü tutarsın. Gülayat bugün benim yerim Ali'nin yanıdır diyordu. Ne oldu da döndü? Vallahi bugün öyle bir şey yaptım ki kapının önüne koydu Gülali Gülayat'ı. Ne yaptın? Bu da meslek sırrı. Senin istediğin oldu mu sen ona bak.